Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Malum kış geldi artık. Bu videomda sizlere uzmanların faydasını saymakla bitirmediği bir bitki, hibiskus bitkisinin çayını demleyeceğim size ve faydalarından bahsedeceğim arkadaşlar. Ama ilk önce hibiskus bitkisi şöyle bir şey. Aktarlarda bulabilirsiniz. Tadı mayhoş, ekşimsi bir tadı var. Çok güzel. Kırmızı oluyor rengi. Ama ilk önce şöyle 2-3 tane alıyorum. Sıcak suya atıyorum. 2 fincan su kattım arkadaşlar böyle. Kaynadıktan sonra şunları yıkıyorum ılık suyla. Tozu toprağı varsa gitsin diye. Ve sıcak suyun içine atacağım. 2 fincana bu kadar atıyorum ben arkadaşlar şöyle. Yani şöyle bir avuç kadar diyelim. Şöyle atıyorum. Ama ben ölçüsünü zaten yazacağım. Ben bu bitkinin nasıl yapıldığını Doktor İbrahim Saraçoğlu'ndan tarifini aldım. Eğer sizler de araştırmak isterseniz İbrahim Saraçoğlu'nun sitesinde var arkadaşlar. Kaynamış suyun içine şöyle bir süzgeci var benim. Atıyorum. Ve 10 dakika demlenmesini bekliyorum arkadaşlar. Altını kıstım. 10 dakika kısık ateşte demleyeceğim. Evet arkadaşlar, hibiskus çayımız demlendi sayılır. Şu rengi alıyor. Sanırım kamerada görünmüyor. Birazcık açık çay rengini almış. Ben de daha yeni yeni içmeye başladım arkadaşlar. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Faydalarını saymakla bitiremediğimiz hibiskus bitkisi gerçekten de çok güzel, lezzetli bir tadı var. İsterseniz şöyle bir tomurcuklardan oluşuyor hibiskus kurutulmuş haliyle. İsterseniz bal da katabilirsiniz. Şöyle balkonuma geldim arkadaşlar. Sonbahar mevsiminin manzarası bu şekilde arkadaşlar. Şuralarda iki tane sincap geziniyordu ama şu an yoklar. Çayımın rengi bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Şimdi fincanıma koyayım. Şimdi sizlere hibiskus hakkında biraz bilgiler vermek istiyorum. Uzmanların faydalarını saymasıyla bitiremedikleri hibiskus bitkisi diğer bir adı nar çiçeği, medine gülü, hatmi çiçeği olarak da biliniyor. Sağlık açısından çok faydalı arkadaşlar. Hibiskus çayının faydaları nelerdir? İştah azaltıcı özellikleri vardır. Metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını kolaylaştırır. Vücuttaki kötü kolesterol seviyesini azaltır, iyi kolesterol dengede tutar. Kolesterol dengede tuttuğu için kalp ve damar hastalıkları riskini de düşürür. Hibiskus çayı hipertansiyonu da dengede tutar. Karaciğer dostudur. Karbonhidrat emilimini yavaşlatır ve kan şekerini dengeler. Hibiskus çayının zayıflattığını, yağ yakımını gerçekleştirdiği de bir bilgileri var arkadaşlar bu arada. Yapılan bir çalışmaya göre kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlattığı kanıtlanmış. Regl ağrılarına iyi geliyor. Adet döneminde görülen sancı ve krampların azalmasına yardımcı oluyor. Zengin C vitamini içeriği sayesinde grip ve soğuk algınlığına karşı da etkilidir arkadaşlar. Yani bu zamanlarda tam kış mevsimi grip olabiliyoruz. O yüzden tüketmemiz gereken çaylardan birisi hibiskus çayı. Vücuttaki serbest radikalların yok edilmesine yardımcı olan hibiskus çayı yaşlanma etkilerini de geciktiriyormuş. Arkadaşlar duydunuz mu? Gençleştiriyor, yaşlanma etkilerini geçiştiriyor. Bağırsak hareketlerini artırır. Bu sayede sindirim sistemi düzen çalışmasına yardımcı olur. Vücut direncini artırır. Kış hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Antibakteriyel özelliği sayesinde vücudun temizlenmesine de yardımcı olur. Hibiskus çayı nasıl hazırlanır? Şöyle bir tarifini vereyim. Hibiskus çayı için malzemeler: 1 tatlı kaşığı kurutulmuş hibiskus, 1 su bardağı
İçme suyu hibiskus çayı yapımı oldukça kolaydır. İlk olarak su kaynatılır. Kaynar suyun içerisine 1 tatlı kaşığı hibiskus eklenir ve demlenmesi için kısık ateşte 10 dakika beklenir. Ardından çay süzülerek içilir. Hibiskus çayı mayhoş bir, ekşimsi bir tada sahiptir. Bu yüzden bal, tarçın veya esmer şeker eklenerek de içilebilir. Ama benim tavsiyem şekersiz içmek daha iyi. Şekersiz, balsız ama yani tatsız gelirse tabii ki siz ekleyebilirsiniz. Hibiskus çayı günde kaç bardak içilebilir? Hibiskus çayı günde en fazla 2 bardak içilmelidir. Hibiskus çayı öğleden önce ve öğleden sonra olacak şekilde içilir. Hibiskus çayı 10 gün boyunca içildikten sonra mutlaka 3 ay ara verilmelidir. 10 günden fazla tüketilmesi halinde faydalanan çok zararlar ortaya çıkabilir. 3 ayda bir kez 10 günlük tekrar yapılmalıdır. Hibiskus çayı kimlere önerilmez? Öncelikle düşük tansiyona sahip olan kişiler hibiskus çayı tüketilmesi önerilmez. Kronik rahatsızlığı sahip olan kişiler, düzenli ilaç kullananlar, hamileler, emzirme dönemindeki kadınlar, alerjik bünyeye sahip olanlar, kolesterolü olan kişiler doktor onayı olmadan hibiskus çayı tüketilmemesi gerekir. Aksi takdirde sağlık açısından ciddi sonuçlara yol açabilir. Bir de tiroid hastaları olanlar bu çayın içilmesini tavsiye etmiyor uzmanlar arkadaşlar. Tabii ki bu arada doktorunuza danışmadan böyle bir bitkiyi içmemenizi tavsiye ediyorum. İştah azaltıcı etkisi olan hibiskus metabolizmayı hızlandırdığı için kilo vermeye de yardımcı oluyor arkadaşlar. Ödem ve şişkinliğiniz varsa bence içmenizi tavsiye ederim. C vitamini açısından da zengin bir bitki. Bağışık sisteminizi güçlendiriyor. Vücut direncinizi artırıyor. Bence hemen beklemeyin, gidin bu bitkiyi alın ve için derim arkadaşlar. Hibiskus hakkında güzel bilgiler edindik. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla kalın arkadaşlar. Bu arada bahçemle elveda diyorum sizlere.